Yeniden günaydın. Programın son bölümündeyiz efendim. 12 Kasım tarih Perşembe sabahındayız. Dün önemli bir gündü. Aslında geçtiğimiz cumadan beri ekonomi anlamda, Türk lirası anlamında oldukça önemli gelişmeleri bir ardı sıra yaşıyoruz. Şöyle bir hızlıca hatırlayalım. Geçtiğimiz cuma gece yarısı, cumartesi sabahına uyandığımızda Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını öğrenmiştik. Piyasalar buna nasıl cevap verir pazartesi diye konuşurken pazar günü Berat Albayrak'ın sürreal istifasını gördük. Instagram'dan gerçekleşti ve olaylar gelişti. Şimdi geldiğimiz noktayı, Türk lirasının bir anlamda değer kazanmasını ve bunun kalıcı olup olmadığını konuşacağız birazcık. Emre Değirmencioğlu, İktisat Bank Hazine Grup Müdürü bizimle birlikte. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın Nazar Hanım, merhabalar. Şimdi ben böyle cumadan bu yana birazcık özetlemeye çalıştım ama her şey çok hızlı gelişti. Daha pazartesi ne olacak? Merkez Bankası demeye kalmadan pazar günü başka bir karambolun içinde bulduk kendimizi. Şimdi cumadan bir alalım filmi geriye. Merkez bankaları, özerk yapılar biliyoruz ki tüm dünyada o özerk kimlikleri çok fazla bozulmaz, görevden almalar yaşanmaz, çok ciddi konular yoksa eğer. Türkiye'de ise bu görevden almaları görüyoruz artık. Buradan bir başlayalım isterseniz. Olur. Ve buraya gelelim, bugüne gelelim. Şimdi dediğiniz gibi cuma günü cumartesiye bağlayan saatlerde telefonum böyle bir titreyerek uyandım. Dedim ne oluyor, bir baktım mesajları gördüm işte resmi gazetedeki kararla birlikte. Murat Uysal son 5 senede ani bir şekilde göreve gelen 3. başkandı. Sayın Ağbal 4. başkan oldu. 5 senede 4. Kısa sürdü Murat Uysal'ın başkanlık süreci. Tabii başarılı başarısız olup olmamasından ziyade sizin de söylediğiniz gibi dünyada merkez bankaları bağımsız kurumlar. Kendilerine verilen göre fiyat istikrarını sağlamak, yani enflasyonla mücadele. O nedenle kanun olarak bağlılar ama araç bağımsızlıkları var. İstediklerini yapabiliyorlar. Yeter ki enflasyon konusunda yeterli adımları atsınlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın cumartesi sabaha yakın bu kararı almasının arkasında çok spekülasyonlar yapıldı. Hani belki bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Sayın Murat Uysal'ın Halk Bankası'nda vakti döneminde genel müdür yardımcısı olduğu, hazineden sorumlu, Trump'ın seçilmesinden sonra görevden alındığı, malum bir de Biden konusunu konuşacağız sizinle, konuşuluyor. Berat Albayrak'ın akabinde hani pazar günü Instagram'dan biraz da bozuk bir Türkçe ile hani istifasını sağlık sebeplerine bağlaması çok büyük spekülasyonlara neden oldu. Yani cumartesi sabah beni arayan herkese tabii bir miktar ister istemez tonum negatif. Pazar günkü gelişmelerle tonum bir miktar pozitife döndü ve bunların hepsinin üzerine gerek Sayın Ağbal'ın gerekse de Sayın Elvan'ın açıklamalarıyla birlikte başlayan iyimserlik dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın neredeyse oyun değiştirici tarzda ve 2000'lerin o Türkiye'nin bir miktar ivme kazanıp da yabancı sermayenin göz bebeği olduğu dönemlerdeki ruhu yansıtan bir konuşmasıyla topyekün hava değişti Türkiye'de. Şimdi verdiği mesajlar aslında önemli Erdoğan'ın. Yani neden piyasalarda buna olumlu yanıt verdi? Çünkü aslında uzunca bir zamandır kullandığı dilden birazcık daha farklı bir dil kullandı üslup olarak da. Sanki Berat Albayrak'ın ardından daha sizin söylediğiniz gibi yatırımcıya özellikle mesaj veren, beklentileriniz karşılanacak mesajı veren bir üslup kullandı. Ama mevcut dilini de bazı noktalarda değiştirmedi. Yani siz ekonomistlerin, iktisatçıların ve parayla alakalı bütün bu teorileri bilenlerin aslında tam tersidir dediği nokta. Örneğin faiz sebep, enflasyon neticedir kavramı söyleminden de vazgeçmedi. Buna rağmen hani bu beklenti satın alıyor piyasalar dediğimiz noktada mı görmemiz lazım şimdi durumu? Erdoğan'ın o açıklamalarını siz okuduğunuzda ne görüyorsunuz? Şimdi bir cümle geriden toparlayayım, tekrar geleceğim söylediğinize. Şimdi hafta sonu cereyan eden olaylardan sonra pazartesi günü sabahtan ilk önce yeni Merkez Bankası Başkanımız Ağbal'ın açıklamasına baktık. Açıklamasında gereken yapılacaktır,
piyasa dostu ve piyasadaki istenilen fiyat istikrarını sağlamak ana görevimizdir. Gereken yapılacaktır tarzında çok güçlü bir mesaj verdi. Bu piyasalarda şu yoruma denk geldi. Önümüzdeki hafta Perşembe günkü olağan Merkez Bankası toplantısında bir faiz artışının artık iyiden iyiye gündemde olduğunu kabul ettik. Montanını tartışacağız. Ertesi gün Sayın Elvan bir açıklama yaptı. Sayın Elvan'ın açıklaması da tamamen para politikasında izlenen yola maliye politikasında eşlik edici, enflasyonun öncelik olduğu ve piyasa dostu ve piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını sıkı sıkı söyledi. Şimdi bunlar Sayın Albayrak'ın dönemindeki söylemlerin birazcık tersine. Çünkü Sayın Albayrak birazcık daha piyasa dostu olmayan, kısıtlayıcı önlemlerle piyasaların tasvir etmediği bir duruş izlediğinden dolayı pek de piyasaya güven vermediğinden ötürü Türk lirasının zaten geldiği süreç belli. Şimdi bir analiz yapıp neden Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemini, üslubunu değiştirdiğini ama arka planda gene de benim bildiğim budur dediği konuyu tartışalım. Şimdi Nazan Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne muhtemelen Sayın Ağbal gelip oturdu ve şunu söylemiştir. Demiştir ki benim tahminim, Sayın Cumhurbaşkanım demiştir, şu anda Türkiye'de Ayşe teyze olarak adlandırdığımız sade vatandaşın döviz mevduatları 221 milyar dolar. Toplam olarak baktığımızda bütün detaşa. Bu detaşın içinde özellikle Ayşe teyzeye ait olan kısım 138 milyar dolar. Bu 138 milyar dolar, Papaz Brunson dönemindeki Ağustos kur krizinden beri 52 milyar dolar büyümüş. Bunu gidip de Türkiye'nin yatırım notu aldığı Nisan 2013'e bakarsak Mayıs ayına 79 milyardan iki katına çıkmış. Bir kere orada bir sıkıntı var. İki, Merkez Bankamızın rezervlerini anlatmıştır. Nedir? Bir Merkez Bankası'nın rezervleri savaştaki en büyük cephanedir, değil mi? Bir dövizin var, bir faizin var. Döviz rezervleri Merkez Bankası'nın kağıt üzerinde 84.4 milyar dolar. 42.2'si altın, 42.2'si brüt döviz mevduatı, rezervi. Nedir bu brüt kavramının içinde? Demek ki kendisine ait olmayan bir rakam var. Bunu temizlediğimizde ve net rakama baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervleri şu anda 39 küsur milyar dolar ekside. Yani şu anda yangına sıkacak tankerin içerisinde su yok. İkinci konu da bu. Yurt içi yerleşikler dövizde, Merkez Bankası'nın kasası boş. Bunun dışında bakalım yurt dışı yerleşikler ne yapmış? Şimdi bunu konuşuyorlar ve sonuca bağlayacaklar. Yurt dışı yerleşikler sene başından beri Türkiye'deki hisse senedi tahvil gibi tele pozisyonunu 13.4 milyar dolar azaltıp gitmişler. Dünyada bu kadar çok bol para var iken. Bakın bu çok önemli. Sıcak para Türkiye'ye gelmemiş. Hatta bir örnek verelim. Nisan 2013, Mayıs 2013'te Türkiye yatırım yapılabilir notu olduğunda 152 milyar dolar Türkiye'de yabancının parası vardı. Bugün kaç para biliyor musun o para? 24 milyar dolar. Nereye gitti bu para? Neden gitti bu para? Aynen. Demek ki ne dedik? Yurt içi yerleşik dövizde. Merkez Bankası'nın şu anda rezervleri eksi. Yabancı yatırımcı Türkiye'de yok. Kamu bankalarına bakıyorsunuz, Albayrak döneminde kamu bankaları döviz satarak kuru baskılamaya çalışmış. Bu arka kapı operasyonlara diye adlandırdığında kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 5.2 milyar dolar. Bunun yanında enflasyona bakıyorsunuz, hani bu kadar şeyler yapılmış, dövizler satılmış, ne bileyim Merkez Bankası'nın faizlerini de konuşacağız. Enflasyon 12.8 ve gelecek olan enflasyon üreticiye yansıyan %18'leri. Enflasyon da tutar yanı yok. Bütçeye bakıyorsunuz, bütçe açığı 178,5 milyar açık. Geçen sene 100 milyarlardaydı. Bu kafa karışıklığı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylemişlerdir. Benim şahsi görüşüm, eğer gereken hamleleri yapmazsak Türkiye default noktasına gidiyor. Bakın bu kadar net ve çıplaklıkta söylüyorum peki, size. Peki araya girip şunu sorabilir miyim? Yani bugüne kadar bunu bilmiyor olma hali ihtimal dahilinde midir? Yani bu tabii ki birazcık politik de bir yorum olacak ama akla geliyor. Çünkü başkanlık sistemi bir taraftan var. Bir taraftan ne kadar bu sistem içerisinde dominant olduğunu da biliyoruz idare konusunda. Dolayısıyla hani bilmeme ihtimali... Bence yoktur. Lakin şöyle bir şey. Uygulanan politikalar artık bence hani duvara nasıl diyeyim vurdu derseniz ya, yani uygulanan politika artık çıkmaz bir noktada olduğu, dolar TL'nin, Türk lirasının
bütün para birimlerini bir futbol ligi gibi düşünün. Ligin dibinde en fazla değer kaybeden para birimi. Geçen hafta cumart itibariyle dolar TL'nin kuru 8.56, %30 değer kaybetmiş yılbaşına göre. Listeyi düşünün, futbol ligi gibi ligin dibinde. Şimdi bu şekilde gelip Merkez Bankası Başkanı demiştir ki, tahminim benim Sayın Cumhurbaşkanım, bir değişiklik yapma vaktimiz gelmiştir artık, bu politikalara devam edemeyeceğiz diye. Sayın Cumhurbaşkanı da buna esnaden yapmış olduğu kırmızı kart gösterip de yeni oyuncuların girmesiyle birlikte üslubunu çok sert bir şekilde değiştirdi. Ama bu iyimser yönde bir değişiklik. Ve sizin de söylediğiniz gibi benim okuduğumla bir, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın arkasındaki kararlara saygı duyacağım dedi. Arkalarında duruyorum dedi. En önemlisi bir bu. İki, faizleri düşürtmek istiyoruz dedi. Ama enflasyondan dolayı bizim elimizi zorladığından ötürü enflasyon kadar faiz vermemiz gerektiğini artık kabul ettim dedi. Faiz lobisi demedi mesela. Kesinlikle demedi. Zaten öyle bir lobi yok. Lobi içeride zaten. Yurt içi yerleşikler döviz alıyor. Bakın şeyi boş verin. Ha kaldı ki Berat Albayrak döneminde yabancının döviz almasının da önüne geçildi. Nasıl? Türk bankaları yurt dışı yerleşiklere TL veremedi. Swap limitlerini kapattılar. Eskiden Türk lirası, ben İstanbul'da çalıştığım dönemlerde dünyada en aktif trade eden dördüncü para birimiydi. Şu anda SMS'i okunmuyor. O nedenle politikalar o kadar sıkıntıya girince Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, hazinenin ve Merkez Bankası'nın arkasındayım. Piyasa dostu söylemlerimiz olacak. Bundan sonra dedi yabancı yatırımcılara kapıyı açıyoruz dedi. Ve en önemlisi yapısal reform, hak ve hukuk altını defalarca kalın kalın çizdi. Şimdi piyasalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün bu hani Türk lirasındaki negatif momentumu kıracak tarzındaki uslubu diyeyim açıklamalarıyla dün böyle bir değişimin başladığına, ekonomi yönetiminde yeni bir soluk, yeni bir vizyon, yeni bir şeylerin geleceğini ikna olarak bir anda oldukça iyimserliğe büründü. Zaten iyimserlik dediğimizde ne Nazar Hanım? Şöyle söyleyeyim. Geçen ay 22'sinde iş günü olarak baktığımızda çok fazla bir gün de geçmemiş. Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyor. Yabancı girişi başlamış. Herkes döviz satmaya başlamış. Borsayı almaya başlamış. Çok güzel bir iyimserlik var. Merkez Bankası'nın da faiz arttıracağına neredeyse %90 ihtimal tanınıyor. Merkez Bankası bir sürpriz yapıp pas geçtikten sonra dolar kuru 7.7'den yuvarlak konuşalım 8.6'ya kadar geldi. Hani neredeyse bir hafta 10 gün içerisinde. Şimdi oraya tekrar geri dönmüş olduk. Yani Eylül'e dönmüş olduk aslında şu an. Çünkü Ekim'e. Eylül'de yapıldı faiz artırımı, öyle değil mi? Ekim'de pas geçildi. Ekim'deki toplantının pas geçildiği güne döndük. Evet, yani o güne döndük. Ve şimdi Kasım'da Para Politikaları Kurulu'nun Perşembe kararı günü bekleniyor da Perşembe günü. Şimdi yani, biraz faizi konuşalım isterseniz. Evet, evet. Yani ne kadarlık bir artış bu beklentiyi karşılar noktasında şimdi konuşalım. Şimdi ben size soracağım. Yani basit anlamda bir beraber bir fikircim var. Daha basit sormazsanız biliyorsunuz ki cevap veremem. Şimdi dün Twitter'da da yazdım. Sun Tzu savaş sanatında der ki, savaşçı der kararında hızlı ve darbesinde çok çarpıcı olmak zorundadır der. Şimdi Merkez Bankası Başkanı olarak bu önünüzdeki tabloyu konuşup Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaştıktan sonra önünüzde bir faizler var. Piyasayı belirleyen faiz aslında. Neler olduğunu konuşalım, hep birlikte karar verelim. Esas faiz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi nedir diye sorulduğunda dünyada faiz 10.25. Lakin bu faizin dışında Merkez Bankası'nın bankalara vesaire verdiği piyasanın bir ortalama faizi var ki o faiz şu anda 14.5'a yaklaştı. Piyasada oluşan bir TL referans faiz var. 14.60'larda geçiyor. Bir de hiç kullanılmayan bir geç likidite penceresi faizi var. 14.75. Bakın politika 10.25. Diğer faizler 14.5-14.75'ler mertebesinde. Arada aşağı yukarı bir 400-450 puanlık bir makas var. Piyasa ne istiyor? Merkez Bankası'nda diyor ki bana şeffaf, basit, anlaşılır ve ön kapıdan bir sunum ver. Bir faizi ön kapıdan arttır. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki faizi arttırmayayım ama piyasaya verdiğim para musluğunu kapatayım. Piyasa faiz TL bulamayınca kendi faizini arttırsın. O faiz arttığı için de kur düşsün. Bu politika işe yaramadı. Ve bu karmaşık para politikasında hem faizler artıyor. Ben bankacı olarak hem mevduatı hem krediye verdiğim faizi arttırmak durumunda kalıyorum. Dönüp bir de kur artıyor.
Dönüp enflasyon artıyor, dönüp rezervlerim eriyor, dönüp beklentileri bozuluyor ve bu politika çalışmıyor. Şimdi bu mertebede Perşembe günü Merkez Bankası'nın kuvvetle muhtemel piyasanın önüne geçmesi için, önüne geçip de ben buradayım, güven telkin edebilmesi için 475 ile 500 puanlık bir faiz artışına bir ihtiyacımız var. Bir önceki 200 puanlık bir artıştı. Bir önceki ay. Ve çok realist bulundu. Yani çok, daha doğrusu beklentinin çok üzerinde olarak açıkçası değerlendirilmiş. Açıkçası hani Merkez Bankası faiz arttıramaz, Cumhurbaşkanı izin vermiyor söylemini Merkez Bankası kırınca helal olsun dedi piyasa ve bir anda tele iyimserlik başladı. Bir sonraki ay yapmayınca tele karamsarlık başladı. Şu anda dediğim gibi hani matematiksel olarak baktığımızda piyasanın önüne geçip de bir hani guidance deniyor İngilizce tabii de bir öngörü verebilmek açısından 475-500 bas puanlık bir faize ihtiyaç var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ya hani enflasyon kadar faiz dedi. Bir, iki, sizin de söylediğiniz gibi o bilinen piyasaların kabul görmediği faizle enflasyonun sebep sonuç kısmındaki görüşünü savundu. O nedenle ne kadar yüksek bir faiz artışı geleceğini çok emin değilim. Piyasada çok büyük bir coşku var açık söyleyeyim ama hani o kadar faiz artışı gelir mi bilmiyorum. Dünkü açıklamalardan sonra hoşuma giden iki tane gelişme oldu. Bir, Societe Generale ve Citibank gibi piyasada müteber bankalar Türk lirası pozisyonlarınızı arttırın, TL alın yönünde müşterilerine bir bildiri notu götürmüşler ki uzun zamandır dediğim gibi yabancının sene başından beri Türkiye'den 13.4 milyar dolar çıktığını, bu paranın 2013'te 152 milyar, bugün 24 milyar olduğunu düşünürseniz birinin TL al demesi iyimser. İki, Goldman Sachs gibi çok reputasyonu yüksek bir banka Merkez Bankası'ndan 475 bas puan faiz artışı bekliyorum. Dedi ki benim anlattığım mertebede 10.25'e 475 koyarsak 15 olur. Piyasadaki bütün faizlerin bir tık üzerine çıkar Merkez Bankası. Ne kadar geri gelebilir dolar? Şimdi şöyle, eğer kuvvetli bir faiz artışı gelirse piyasaları tatmin edecek mertebede ve bunun mutlak surette hastayı tedavi edecek orta yönlü bir politikayla desteklenirse dediğimiz gibi hak, hukuk, reform, eğitim, teknoloji anlamında gelişmeler, yabancı yatırımcıya tekrar hoş geldin deyip TL'yi dünyaya açmak, içeride hani kutuplaşmayı engelleyecek şeffaflık, kurumların bağımsızlığı, güçlü bağımsız kurumlar olursa kuvvetle muhtemel Türk lirasında aşağı yönlü bir seyir başlayabilir. Teknik bir analiz yaptık biz. Teknik analiz, karanlıkta bir miktar ışıktır. Hiçbir güvencesi yoktur ama bir ışıktır. Dolar TL'nin 6.85 civarından başlayıp 8.6'lara varan bu sürecinde geri çekilme seviyeleri anlamında dolarda biz 7.70 ve 7.50 seviyelerinin bu anlattığım kondisyonların gerçekleşmesi ve beraberinde bir jeopolitik risk ve diplomatik bir sıkıntı yaşanmamamız kaydıyla gerçekleşebileceğine yüksek ihtimal veriyoruz. Peki o zaman burada hani jeopolitikten de bahsedince Türkiye dış politikasını da birazcık ele alalım ve Biden dönemini de analım. Zira birbiriyle ilintili olduğu, hatta bugün yapılan bu açıklamaların bile Biden'ın, siz de girişte birazcık ona değindiniz, Biden'ın seçilmesiyle bağlantılı olabileceğiyle alakalı açıklamalar var. Şimdi biz biliyoruz ki sadece faiz, sadece iç piyasayı rahatlatıcı hamleler ya da verilen mesajlar değil, ülkedeki adalet, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü kesinlikle gibi başka parametreler de yatırımcıya bir ülkenin cazip gelmesi için gerekli olan başlıklar. Şimdi bu noktalarda Türkiye'nin yatırımcıya cazip gelmediğini uzunca bir süredir biliyoruz. Biden dönemi neye işaret eder? Ve siz bu sadece ekonomiyle sınırlı kalmayacağı konusunda bir bakış açınız var mı? Açılımların bu mesajlarda birazcık var ipuçları ama. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. İnşallah Biden seçilmiştir. Hala. İşte, yani espri de yapmış olayım. Bir de o var gerçekten. Yani orada bir muamma var ama yani espri olarak herhalde geçelim onu. Öyle gözüküyor. Şimdi Nazar Hanım, seçim sonuçlanmadan önce Türkiye cephesindeki tansiyona bakarsak ne gördük bugüne kadar? Trump'ın seçilmesini bekliyor Türkiye'deki artık yönetim veya insanlar diyeyim. Bunun sebebi ne? Çünkü şöyle bir durum var.
her ne kadar Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri çok sağlıklı olmasa da, o müttefiklik ruhu eskiden olduğu kadar korunmasa da, ilginç bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika'nın 45. başkanı olan Trump arasındaki dostluk bugüne kadar ilişkilerin daha tehlikeli boyutlara gitmesini engelledi. Yani bu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Tırnak içinde konuşuyorum. Şimdi Trump'ın devre dışı kalıp da yerine Biden diye yeni bir ismin gelmesi Türk mali piyasalarında bir miktar soru işaretlerine neden oldu. Bunun arkasında yatan sebepler ne? İki tane önemli konu var. Bir, uzunca bir süredir İran yaptırımlarını delme konusunda Amerika'da bekleyen bir Halkbank davası var. İkinci konuda malumunuz bu Rus menşeli füzelerin alımından dolayı NATO içerisinde hani Rus silahları olmaz diyerek Amerika'nın bir yaptırım uygulama durumu var. Hatta geçen haftalarda diyeyim uzun bir süre önce değil hem demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden bir mektup yazılarak Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Trump'a, yani Başkan Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istemişler. Çünkü Kıbrıs'ta uygulanan tatbikattan dönen Amerikan uçaklarına Türkiye'nin Sinop'ta konuşlandırdığı S-400 füzelerinin radarlarının kilitlendiğini iddia ediyorlar. Bu dönemde şimdi korkulan şu, Trump çıktıktan sonra devreden, o Sayın Cumhurbaşkanı ile olan iyi diyaloğundan sonra Biden acaba nasıl bir politika izleyecek? Hani farz edin ki yılbaşında koltuğa oturttuktan sonra ilk söyleyeceği şu mudur? Hani Nazar Hanım getir bakalım o dosyaları bir neredeymiş Türkiye'de. İlk bunu mu söyleyecek acaba? O konuda fazla bir fikir olmamakla birlikte ben hani hemen Türkiye aleyhine bir politika izleyip de Halk Bankası davasından cezalandırayım. Ne bileyim Katsa yaptırımlarını hemen devreye sokayım. Belki seyircilerimiz açısından bir cümleyle açayım. Katsa yaptırımları Amerika'nın dost olmayan ülkelere uyguladığı yaptırım. Bugüne kadar Kuzey Kore, yanlışım yoksa Rusya ve galiba bir ülkeye daha uygulanmış. Yani Türkiye'yi de öyle bir kapsama alır mı? Alır mı? Çünkü almayı ister mi, tercih eder mi? Zaten sıkıntı var. Bir de bunun üzerine böyle bir şey geliyor. Zaten yabancı yatırımcının bakışı veya Türkiye'deki yerleşiklerin TL'ye olan güveninin daha da fazla sarsılabileceği konuşuluyor. Benim kişisel görüşüm kuvvetle muhtemel. Hani biliyorsunuz yani diplomaside kazan kazandır. Hiçbir zaman karşılıklı menfaatler esastır. Muhtemelen hani sen ne istiyorsun, ben ne istiyorum tarzında bir ortak bir yol bulunmaya çalışılabileceğini düşünüyorum. Belki S-400 füzelerini NATO gözetimine ver diyebilirler. İşte Amerika'daki Halkbank davası farklı bir noktaya evrilebilir. Bunları bilmiyoruz şu anda ama potansiyel bir risk anlamında bunlar göz ardı edilmiyor. Bunu da çıplaklıkla söyleyebilirim. Biden'ın danışmanının yaptığı açıklama var. Carpenter'ın diyor ki Türkiye'nin mevcut seyrini sürdürmesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşırlar. Türkiye'yi yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek istemiyoruz. Fakat Türkiye'nin seyrini değiştirmesi halinde ilişkiler pozitif ilerleyebilir mesajlarını verdiğini de görüyoruz. Bir yeşil dal uzatılmış yani orada görüldüğü gibi. Hani diplomaside biliyorsunuz hani hiçbir zaman 2+2=4 etme. Şu anda kabul ediyorum ben de Trump'ın olmasına göre Biden'ın olması bu süreç için Türkiye negatif bir süreç. Ama yani diplomasiyle her şey çözülebileceğine inanıyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı zaten kutlama mesajı da gönderdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hani yeni yönetimde çalışmak istediklerini söyledi. Burada unutmamak gerekiyor ki Türkiye jeopolitik anlamda çok kritik bir noktada. Yani bunu her daim söylemek gerekir. NATO üyesi çok kritik bir nokta. Unutmayın ki hani rakam 3-4 milyon civarında bir mülteciye Avrupa açısından bakıldığında tampon olarak Türkiye tutuyor bu mültecileri burada. Onun için hani koz olarak söylemiyorum ama o al-ver süreci bir pazarlık anlamında bu işin nereye gideceği öyle sanıldığı kadar basit olmayabilir. Hani kötü anlamda söylemek, kötü anlamda olmayabilir. Belki farklı bir boyuta ulaşabiliriz. Dış politikada bu riski belki ilerleyen dönemlerde tekrar konuşacağız. Şu anda malum birinci gündemimiz Türkiye'deki normalleşme. Yani Türk mali piyasalarının şu anda en çok merak ettiği konu özellikle haftaya Perşembe günü sunulacak toplantıdan nasıl bir karar çıkacak ve gerçekten dudaklarının arasından çıkan bu süslü güzel kelimeler, piyasayı okşayan kelimeler, hoşa giden kelimeler gerçekten fiil yap bulabilecek mi? Tam tersi olursa yani hani beklenti satın alınıyor yorumunu yapıyoruz ama o beklenti karşılığını bulmazsa yani faiz artırımı beklendiği gibi olmazsa ya da bu yeni
yeniden bu dil, bu değişen, yumuşayan dil yeniden eski haline gelirse bu, o zaman ne olur karşılığı bunun? Nazan Hanım, ben Türkiye politikasını çok yakından takip eden bir stratejistim aynı zamanda. Size çok rahatlıkla söyleyebilirim ki dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması beni bile heyecanlandırdı. Yani 2000'li yıllara dönen bir slup var ve anladım ki Sayın Cumhurbaşkanı her zaman pragmatik bir kişi. Yani pragmatik kelimesi süslü bir kelime ama altını doldurmak gerekiyorsa hani köşeye sıkıştığını hissettiği vakit beklenileni yapabilecek bir kişi. İyimser manada konuşuyor. Faiz artışsa faiz artışı, piyasa dostu söylenlerse piyasa dostu söylenme. Türkiye ekonomisi maalesef anlattığım süreçlerden geçtiği için yurt içi yerleşiklerin dövizi güvenli liman görmesi, Merkez Bankası'nın piyasa dostu olmayan politikalarla rezervlerini eritmesi, yanlış faiz politikasıyla hem faiz hem enflasyonu yükseltmesi, bütçemizin açık olması yetmezmiş gibi pandeminin vurmasıyla bu sene turizm gelirlerinden yoksun bir senede cari açığın yeniden başını alıp gitmesiyle artık hani SSA gibi cümleler kurup da yapmazsa olmazsanın artık bence zamanının geçtiğine inanıyorum. Ki zaten bu dünkü söylem çok açık bir şekilde değişimin başladığını bana anlatıyor. Ama yine cımbızla çekip cümlelerimizin arasından faize odaklanmamız gerekirse sizin dediğiniz gibi hani matematik yaptık ya 10-25'lik bir esas faiz var. Piyasada iş gören faizler 14,5'lar mertebesinde. Arada bir 400 küsurlu bir fark var. Piyasa bunun kapatılmasını istiyor. Eğer bu 400'lü montanlı bir faizler 100 puan artarsa negatiftir. 200 artarsa negatiftir. 300 ve küsur artıp güçlü bir söylemde desteklenirse nötrdür. 400 ve üstü Türk lirasına yeniden bir ralli yaptırır. Ki dünkü açıklamaların ardından talebin arttığını siz de söylediniz ve sert düşüşler oldu döviz kurunda da. %3 yaklaşık Türk liranın kazandığı değer. Yani bu geride bıraktığımız süreç boyunca. Aslında yani dünyada ekonomi politikaları anlamında bir bakanın istifası, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması hep üzerinde duruyoruz. Negatif olarak yorumlanabilecekken bizde tam tersi etki yarattı. Türkiye ekonomi politikası anlamında da galiba yani geçmiş dönemle alakalı ciddi mesajlar da veriyor zannederim bu durum. Yani sizin dediğiniz gibi bir ülkede paranın başındaki kişilerin görevden alınması, görev süreleri dolmadığı bir zaman diliminde o ülkenin para birimine destek çıktığını örneğini bulmak zordur diye tahmin ediyorum. Ama Türkiye yani farklı bir ülke, farklı bir para politikası var. Ben nedense Nazar Hanım dünkü konuşma ve son dönemde ekonomi yönetiminde yaşanan kan değişimi, oyuncu değişikliği veya ve anlatılanlar bende bir miktar iyimserlik yarattı ve gerçekten Türk lirası aleyhindeki bu momentumun kırılabileceğini bekliyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Sadece ve sadece geçen haftalara göre bakarsak Türk lirası bu söylem değişikliği ve oyuncu değişikliğiyle dolar TL %10 değer kazandı. Dolar TL. Dolar TL. Borsa İstanbul benzer süreçte %15 yukarı yönlü ralli yaptı. Türkiye'nin yabancı nezdinde risklerini gösteren CDS primleri hani risk olarak bunların yükselmesi Türkiye'nin riskinin yükseldiğini anlamına geliyor. 8 ayın dibine geldi. 400 puanın altına geldi. Bu konuştuğumuz rakamlar sizi heyecanlandırmasın. %10 artan dolar TL sene başından beri %30 değer kaybetmiş. Borsa İstanbul TL olarak belki zirvede, döviz olarak bakarsak hani endeksi dolar kuruna bölersek gördüğü zirve seviyenin 1/3'ünde. Yani CDS primleri işte diğer gelişmekte olan ülkelerde 100-150 puanlarda, bizde 400 puanın altına geldiğinde seviniyoruz. Bunlar aslında normalleşme hareketleri. Eğer konuştuğumuz şekilde umarım dudakların arasından çıkan bu sevimli cümleler realite dönerse Türk mali piyasalarında iyimser anlamda gidilecek bir yer var. Düşünün Amerika Merkez Bankası'nı konuşalım bir cümleyle. Pandemi öncesinde Merkez Bankası'nın bilançosu 3,5 trilyon dolar. Bugünün bilanço 7 küsur trilyon dolar. Hani aradaki 3,5 trilyon dolarlık rakam ne kadar büyük bir rakam? Örnek olması babında söylüyorum. 5 tane Türkiye ekonomisi kadar bir büyüklüğe sahip.
bu kadar büyük bir parayı, hani nasıl bir basit örnek vereyim, hani Nusret Tuz Serper ya reklamı, o şekilde piyasanın üzerine bıraktılar. 3,5 trilyon dolar sadece Amerika Merkez Bankası, Japonya'sı, İngiltere'si, Avrupa'sını geçiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Çok para var. Çok para var ve faiz sıfır. Türkiye gibi tam dünyanın tersine faizlerin arttığı, borsanın dolar bazında yerlerde olduğu bir yere eğer biz yabancı yatırımcıya buraya gelirsen hakkın hukukun korunacak, içeride kurumlarımız şeffaf, çıkan enflasyon rakamları artık herkesin kafasını kurcalamayacak. Öngörülemeyen gelişmeler olmayacak dersek veya dış politikada biraz daha normalleşmeye başlarsak, o paranın bir miktarı Türkiye'ye gelse bile, sıcak parayı konuşuyorum. Çünkü ne olacak? Yabancı yatırımcım, farz edin ki çok basit konuşalım. 1 milyon dolar getirdim değil mi Nazar Hanım? 8 milyon TL'lik bir para alıyorum bugün elime. 8 milyona gidip borsa alacağım, hisseyi alacağım. Bir kişi daha geldi arkamda, 1 milyon dolar daha sattı. Satıyor, döviz kuru düşüyor. Alınan parayla hisse senedi alıyoruz, borsaya yükseliyor. Tahvil alıyoruz, faizler düşüyor, fiyatlar artıyor. Ne oluyor? TL ve TL cinsi varlıklar değer kazanıyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmedi. Bakın yılbaşından beri rakamla 13.4 milyar dolar para çıktı. 2013'te biz işimizi iyi yaptığımız vakit şu Türkiye yatırım yapılabilir notu aldığında 152 milyar dolardı bu para. Bakın 24 arasındaki paranın Türkiye'ye yeniden geldiğini düşünün. Kur neler olabilir? Ha, istiyor muyuz dolar TL'nin bu kadar çok düşmesini? Çünkü çok, çok ciddi bir cari açık var. Tam onu soracağım. Yani ne kadar geriler derken aslında merak ettiğim konu da o. Nereye kadar düşüşü beklemeliyiz? Çünkü pek çok insan da hazır düşüş eğilimindeyken deyip pozisyon almaya çalışıyor. İşte nereye kadar düşer? O çok tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Yani benim gördüğüm kadarıyla en tehlikeli konu yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin yerle bir olması nedeniyle kurdaki her geri çekilmenin döviz alım fırsatı olarak görüyor. Düşün, 11 liradan sterlin almaya çalışıyor insanlar. %30 değer kaybeden Türk lirasını halen daha satıp da çünkü 15'i görebileceği söyleniyordu. Kesinlikle. 10'ken ben alayım işte, gibi davrandı. Dünkü açıklamaların sebebini anlatabiliyor muyum şu anda? Şimdi konuşalım. Eylül 2018'de dolar TL böyle 5-6 iş günü içerisinde 5 liradan 7.2'ye gittiği vakit arkasını neyle doldurduk? Papaz Brunson dedik, yaptırım dedik, o dedik vesaire dedik. Ama arka planda ne vardı biliyor musunuz? Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar eksiydi. Ödemeler dengesinde problem çıktı. Muhasebesini tutturamadık. Ne yaptık Nazar Hanım? Alınan önlemlerle 2019'un Eylül'ünde cari açık 13.9 milyar dolar fazla verdi. Bakın 40 milyar eksi, 14 milyar artı. Şu anda geldiğimiz yerde neredeyiz? 27,5 milyar dolar gene açıktayız. Şimdi kurun geri çekildiğini düşünün, TL'nin değer kazandığını, Türkiye'nin satacağı mallar cazip gelmeyebileceğinden ötürü bu kurun bir dengesini bulmak lazım. Ne işte çocuğumuzun okul parasını öderken yıpranalım, ne TL'den kaçalım, ne cari açığın finansal istikrarını tehlike edelim. Bunu yurt dışında International Institute of Finance'da çalışan kişiler bir analiz yapmışlar ve mevcut Türkiye dinamikleri ve cari açıkla birlikte şunu söylüyorlar. Dolar TL için fair value, yani Türkçe manasıyla optimum olması gereken değer hesabı 7,5 liraya işaret ediyor. Demektir ki eğer Türk lirasını biz 7-7,5 bandında tutabilirsek ve içerideki insanlara enflasyon üzerinde bir reel getiri sunabilirsek, yavaş yavaş belki yurt içi yerleşikleri güven telkin ederek yeniden TL'ye dönmeye ikna edebiliriz. Tabii ki diğer şeyleri de var. Yani istihdamdır, genç iş gücünün iş hayatına alınması, çekilebilmesidir gibi başka parametreler de var. Yani 7,5'da kalıyorsa bir şekilde yine onu tolere edebilmesi de gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Bakın şimdi çok çok basit bir şekilde bir beyin cimnastiği yapalım beraber. Bugün Türkiye'deki büyük kurumların diyeyim döviz açık pozisyonu kabaca 160 milyar dolar. Dolar TL'nin 7.6'dan 8.6'ya gitmesinin matematiksel karşılığı 160 milyar TL kambiyo zararı bu şirketlere. Faizin 1-2 puan yukarı gitmesinin vereceği zararla kurun bu şekilde istikrarsız çıkmasının vereceği zarar arasında muazzam bir fark var. O nedenle o şirketleri de bizim yaşatmamız gerekiyor. TL faizle borçlansalar bu kadar fazla bir gelirleri yok. Yani hangi şirket şu anda %30, 40, 50
kazançta çalışıyor ki diğer taraftan dönüp %15-20 faiz verecek. O nedenle döviz de borçlanmaya gidiyorlar. Bu sefer de kurun kontrolsüz yükselişi şirketlerin bilançoya çok büyük darbe veriyor. İşte biz, bakın en önemli cümle bu. Biz bu kafa karışıklığından çıkabilmemiz için, para politikasını daha az konuşabilmemiz için reform yapmamız lazım. Ah, tam o noktada sorayım. Şimdi dün okuduğum pek çok yorumda ya da Biden geldikten sonra özellikle beklentiler açısından baktığınızda işte dedik ki sadece faizle onunla bununla olmaz. Türkiye'nin vereceği diğer mesajlar, siyaseten vereceği mesajlar da önemli. Şimdi bu noktada hem dış politika, Suriye politikası ve diğer komşularla olan ilişkilerde hem de içeride siyaseten verdiği mesajlar konusunda farklı adımlar beklentisi de doğmuş gibi görünüyor. Hem Biden kaynaklı hem ekonomik dengeleri birazcık daha istikrarlı hale sokabilme açısından. Bu tarz gelişmelerde beklenmeli mi? Efkan Ala'nın yine getirildiği görev anlamında bakıldığında örneğin bir çözüm süreci hatırlatması yaptığını görüyoruz yine siyaseten. Tüm bunlar tesadüf müdür yoksa beklentiyi bu anlamda doğrular nitelikte midir? Yani açık söyleyeyim, dış politika uzmanı değilim. Yani çok o tarafta keskin cümleler kendi dalımda olduğu kadar kullanamıyorum ama hani son zamanlarda okuyorsunuz okuyorum. Neticede mutlaka 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 ama son zamanlarda şunu hissediyorum. Türkiye aslında savunma sanayi anlamında çok farklı bir noktaya geldi. Özellikle bu hani İHA'lar, SİHA'lar konusunda oyun değiştirici teknolojiyi ve işte gerek Ermenistan, Azerbaycan konusundaki, gerek Suriye konusunda, gerek gemilerin işte Doğu Akdeniz'de petrol araması konusunda Türkiye'nin bu hani tırnak içinde konuşuyorum biraz daha güçlü duruşu savunma sanayinde ister istemez diğer ülkeleri bir miktar rahatsız da etmiş olabilir nazarım. Bu da yani çok açık bir şekilde gözüküyor. Benim için önemli olan konu özellikle bu dış politikada da bu yeni söylem acaba dış politikada da bir değişimi işarete gidecek mi? Acaba Doğu Akdeniz konusunda hani bir anlaşma zemini bulabilecek miyiz? Tıpkı Ermenistan, Azerbaycan konusunda olduğu gibi Kıbrıs konusunda da bir açılım olabilecek mi? Bunlar gerçekten Türk lirasının geleceğini ve Türkiye'nin geleceği hakkında çok önemli parametre. Tabii bir Kıbrıslı olarak herkes için biz de buradayız. Haklarımız var orada doğal gazla. Belki o Avrupa Türkiye Kıbrıs denkleminde farklı bir noktaya bizi götürebilir. Yani Türkiye'nin söylemlerini ve yaptıklarını burada kimse yani takdir edemez konumda değil. Yani orada herkesin hakkı var ve Sayın Cumhurbaşkanı için ben bir yerde okumuştum. Bu benim sözüm değil. Aynen bu şekilde söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne vakit masada yer bulamasa diye o masayı devirir diye bir cümle okudum bir yerde. Gerçekten hani Türkiye'nin de orada olması gerekiyor. Bu kadar büyük bir kıyı şehri var. Kuzey Kıbrıs'ın da hakları var. Oradan çıkacak olan doğal gazda Kıbrıs'ın da Türkiye'nin de haklarının korunması gerekiyor. Ve bence o bizim önümüzdeki seneler için gerçekten oyunu değiştirebilecek olay orada. Biz içeride işlerimizi ilk önce doğru yapalım. Artık bu bitmek bilmeyen faiz, enflasyon faiz, Merkez Bankası arttırdı, arttıramadı, öyle yaptı, arka kapıda. Ya bunları geçelim artık. Ya gerçekten geçmemiz gerekiyor. Dünya yürüdü. Biz halen de ekonomi kitabının birinci sayfasında kaldık. Ya gerçekten Nazan Hanım yoruyor artık bizi biliyor musunuz? Yani müşterilerin bile, bakın ben bir bankanın hazine grup müdürüyüm. Görüştüğüm çok ciddi şekilde müşteri kitlesi var. İnsanların bile yavaş yavaş yatırım davranışlarının değiştiğini işaret ediyorum. Eskiden ne yapardık? Hani kur çıkardı TL'ye dönerdik, kur düşerdi döviz alırlardı. Bir trade vardı. Şimdi herkes pozisyonunu almış kenarda bekliyor ve insanlar yavaş yavaş acaba hani hisse senetlerine mi yönelsem, altın, gümüş mü alsam, kripto paralarda neler oluyor diye. Dünya değişiyor. Artık bizim de bu faiz söyleminden yavaş yavaş çıkıp da limandan çıkıp yeni ufuklara açılmamız gerekiyor. Ama biz kafayı kaldıramıyoruz. Maalesef sürekli umarım inşallah bu dünkü açılım yani gerçekten beni heyecanlandırdı derken Twitter'dan da yazdım. Pek çok kişi hani negatif yönde yorumda bulunmaya çalışıyor ama eğer bir kıvılcımsa bu bir değişim açısından bir şeyler gerçekten değişmeye başlayacaksa umarım o yönde gerekli politikalar adımlar da beraberinde atılır. Çünkü çok zaman kaybettik. Umalım öyle olsun her anlamda. Şimdi sona yaklaştık. Perşembe gününde gözler faiz artırımı bakalım olacak mı ne kadar olacak? Yani bu dünden sonra artık olacağına emin gibiyiz ne kadar olacağı. 475 ve üzeri diyorsunuz bizim için olması gereken. Olması gereken. Bakalım onu da göreceğiz. Şimdi son
son olarak şunu sorayım. Kredi derecelendirme kuruluşları ile alakalı da hani mevcut tavrından geri adım atmadığını gördük dünkü açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yatırım yapılmaz olarak değerlendiriyor şu an kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'yi. Bu sürecin ne kadar devam etmesi halinde bu raporlarda yeniden yatırım yapılabilir seviyeye gelir? Yol yani ne kadar kat edilmesi gereken bir yol olduğunu bu çok, anlamda sorayım. Çok uzun yolumuz var. 2013'te Türkiye yatırım yapılabilir notu aldığı vakit gözünüzü bir kapatıp düşünün. Enflasyon 6'lar seviyesinde, faizler aynı yerde, yurt içi yerleşiklerin sadece 79 milyar dolar parası var. Bugünkü 200'lü rakamlara göre bakarsak. Yani demektir ki aslında şu, işlerimizi iyi yaparsak, reform yaparsak, hormonlu büyümenin dışında durursak, yani Hindistan örneğini düşünün, ne kadar çocuk yaparsan yap, ne kadar borçlanırsan borçlan, sisteme para koy, emek gücüyle vesaire ekonomi gidiyor. Bir sene, iki sene tekrar ondan sonra o kadar insana ekonomi bakamıyor. Ne oluyor? Hormonlu büyüme. Halbuki Türkiye'nin reform yaptığı bu 2000'li yıllarki heyecan diyorum ya, o zaman bir büyüme var. Bu büyümeyi tekrar biz sağlarsak yabancı yatırımcı da gelir. Yabancı yatırımcının raporcusu da güzel rapor yazar. Türkiye'ye o zaman yurt dışındaki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına notunu verirler. Şu anda yatırım yapılabilir seviyenin çok aşağısına geldik. Hani İngilizce'de speculative junk diye geçiyor. Spekülatif ve çöp derecesi. Eskiden Güney Afrika, Brezilya, Rusya'ydı yan kulvarımızda koşanlar. Şimdiki ülkelerin pek çoğunun haritada nerede olduğunu bile bilmiyoruz. O kadar açık söylüyorum size. Bunu mu hak ediyor Türkiye ekonomisi? Kesinlikle hayır. Bizim yapmamız gereken çok basit. Artık bu faizi, bu hassasiyeti ortadan kaldıracağız. Kurumları şeffaf yapacağız. Enflasyon rakamları insanlar sorgulamayacak. İstihdam rakamlarını, işsiz sayısı doğru mu? Dünyada işsiz artarken Türkiye'ye düşüyor. Bunları konuşmamamız lazım. Bizim kurumların bağımsız, şeffaf ve en önemlisi de hak hukuk konusunda çok ciddi reform yapmamız lazım ki hem yurt içindeki insanlar inansın, hem yurt dışındakiler inansın. O zaman notumuz da artar, raporlar da iyi olur. Türkiye gibi hem doğal kaynakları zengin ki petrol konusu Karadeniz'de bambaşka bir sayfa zaten, onu da bir gün tartışırız. Gidecek yerimiz var. Türkiye güçlü olursa Kıbrıs'ta ilerleyecek, beraber gideceğiz. Bunları yapabiliriz. Yeter ki şu kısır döngüden bir çıkalım artık. Tek temennim benim bu. Dünkü konuşma ve dediğim gibi hafta sonunda esen rüzgar bende nedense gerçekten bir kıvılcım yarattı. Bunu Twitter'dan da yazdım, çok tepki de aldım. Ben ne taraftarım ne karşı taraftarım. Ben bir basit bir analistim. Sadece gelişmeleri okuyup yorumlamaya çalışıyorum. Söylenenler yapılırsa artık bu Türk lirasındaki negatif momentum gerçekten kırılabilir. Ben buna gerçekten inanıyorum. Bakalım, göreceğiz. Bir sonraki buluşmamızda bu olumlu tablo hayata geçmiş olacak mı? İstikrar sağlanmış olacak mı? Yoksa başka şeyler mi konuşacağız? Umarım öyle olmaz. Umarım sizin söylediğiniz, çizdiğiniz tablo gibi olur. Emre Değirmencioğlu, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Nazan Hanım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve böylelikle programı da tamamlamış, kapatmış oluyoruz efendim. Yarın sabah saatler 7.30'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Gün boyunca tüm gelişmeleri Kıbrıs Genç TV ekranlarından takip edebileceğinizi unutmayın. Yarın sabah görüşünceye dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın.